Yok, oraya bakın hocam. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgedeki insanlarda kaygıya bağlı uyku bozukluğu şikayetleri arttı. Deprem kaygısı yaşayanlar özellikle afetin gerçekleştiği 4.17'de uyanmaya ve uyanık kalarak muhtemel bir depremi ayakta yakalanmaya çalışmaya başladı. Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı Doktor Çağlar Jaix, deprem sonrası kaygıya bağlı uyku bozukluğu şikayetlerinin arttığını belirterek açıklamalarda bulundu. 3 ay önce yaşadığımız depremden beri gözlemlediğim kadarıyla yani çocuk ve ergen olsun, erişkin yaş grubu olsun ciddi boyutta kaygı bozuklukları gözlemliyorum. Buna eşlik eden uyku bozuklukları, konsantrasyon bozuklukları, motivasyon kaybı, kişilerin üniversite sınavına hazırlanan ergenlerde neden ders çalışıyoruz gibi bir anlam kayıpları gözlemliyoruz. Buna en çok eşlik eden uyku bozuklukları da görüyorum. Şimdi uyku bozukluğu konusunu şöyle ele alabiliriz. Belki deprem saat 4'te olmuştu gece. Fakat aslında istatistiksel olarak bakıldığında genelde depremler gündüzleri daha çok oluyor. Buradaki mantık büyük ihtimal şöyle olabilir. Ben uyanık kalayım, belki hayatta kalma şansım daha fazla olur. Gece hani deprem olursa yatağımda yakalanmayayım. Fakat bunun genel anlamda uzun süreli zararları daha fazla da olabilir. Hani çünkü uyumayan bir kişi bir süre sonra hayattan keyif alamama, doğru düşünememe, karar verme yetisinde bozulma, hiçbir şeyden keyif alamadığı için belki kendine zarar vermeyi düşünme gibi belirtiler gösterebiliyor. Dolayısıyla düzenli bir uyku bizim için genel sağlığımız için hem beden hem de ruh sağlığımız için çok önemli bir şey. Bunun için neler yapabiliriz uyku sağlığımız için? Öncelikle manevi destek alabiliriz etrafımızdan. Ya da uyku hijyenine dikkat edebiliriz. Uyku hijyenine nasıl dikkat edebiliriz? Gün içinde fazla şekerlenmememiz gerekiyor. Geç saatlerde çok çay kahve tüketilmemesi gerekiyor. Şiddet içeren video oyunlarından özellikle uzak durulması lazım. Ya da filmlerden. Çok aydınlıkta oturmamak gerekiyor. Çünkü loş ışıkta oturursanız melatonin salgınız artar ve daha kolay uyursunuz. Bunlara dikkat edildiği zaman daha iyi uyku uyuruz. Uyku bozuklukları genelde uykuya dalmakta güçlük, uykuyu sürdürmede güçlük ya da yaşanılan depremle ilgili kabuslar görme gibi kendini gösteriyor. Bunun eğer uyku hijyenine dikkat edilmesine rağmen hala devam eden uyku bozuklukları varsa bunun için bir uzmandan destek alınabilir. Yani böyle bir değil, böyle çok kişi var. Evet. O sebebi de yaşanılan travmanın, beynin bu travmayı kodlaması. O anda kortizol, yani stres hormonları denilen özellikle kortizol, dopamin, noradrenalin gibi bunların salınıverilmesiyle birlikte beyindeki kayıt bölgesi, hipokampus denilen, orada kayıtlama yapıyor ve beden olarak her saat gece 4'te mesela eğer kayıt olduysa sürekli o kişi o saatlerde bir huzursuzluk, bir uyanma. O uyanmadaki mantık da vücudun savaşma ya da kaçma isteği. Hani sempatik sinir sistemi aktif olsun da bina yıkılacak gibi olsa bir hareket edebileyim, kaçabileyim düşüncesi. Bu şekilde biz de uyku bozukluklarıyla kendini gösterebiliyoruz.